Evimiz hakkında hayırlısı olsun. Buyur Asus. Mutlak adaletin ve dahi merhametin sahibi olan Allahü Zülcelal'e hamdolsun. Amin. Amin. Salat ve selam iki cihan serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dahi onun yolunu yol bilen al ve ashabına olsun. Amin. Amin. Ketü Dağlık makamı için meşvereti tamam ettik. Hamdolsun. Bu mühim makamı kimin hak ettiğini ayan etmeden evvel biraz nasihat etmeyi dilerim. Her birimiz bu makamların emanetçisiyiz. Birimiz gider, birimiz gelir. Bize kalan bu makamda ettiğimiz amellerimizdir yalnız. Ondan sebep tek gayemiz Allah rızası için ameli salih ile hareket etmek olmalıdır. Ketü Dağlık makamı da aynı gayeye mebnidir. Ketü'da devletli padişahımız ile reayası arasındaki mühim bir köprüdür. Bundan sebep bu makama oturacak zat dinine devletine bağlı, esnafın ve tebaanın dertleriyle dertlenen, haram yemeyen ve dahi her türlü fahşiyattan kaçınan, şehre gelecek devlet erkanından kimesneleri layıkıyla karşılayıp, Kadı Efendi'nin emirlerine bağlı kalan dürüst biri olmalıdır. Bu vazife ve vasıflara mugayir amel gösterildiğinde bilesiz ki adaletin keskin kılıcı inmekte tereddüt etmeyecektir. Şimdi namzetleri daha ziyade ıstırapta komayalım. Ve Ketü Dağlık makamını hak edeni ilan edelim. Meşveret neticesinde bir rey fazlasıyla Ketü Dağı olan zat Abdullah oğlu Dilaver Bey'dir. Payitahttan Berat geldiğinde resmen vazife başı edecektir. Hayırlı ola. Allah razı olsun Kadı Hazretleri. Hayırlı olsun. Ne mi yazarım beyoğlu? Beni, seni, bizi, hayatı. Sana da ruznamemde bir şiir yazdıydım. Bak dinle hele beğenecek misin? Beyoğlu arıdır, durudur. Kadının has dostudur. Beyoğlu arıdır, durudur. Kadının has dostudur. Beyoğlu arıdır, durudur, kadının has dostudur. Beyoğlu arıdır, durudur, kadının has dostudur. Beyoğlu arıdır, durudur, kadının has dostudur. Ne de güzel gülersin Beyoğlu. Dert yok, tasa yok. Oh, dünyadan haberin yok.
Beyoğlu arıdır, durudur.